Şimdi bir ayet okuyacağım inşallah. Bu da cehennemdeki kafirle ilgili. Yani haşa dünyada Allah'ın cenecalığı uluyetini tanımayanlar, baş kaldıranlar, isyan edenler, Kur'an peygamber tanımayanlar, kendilerine bir de çağdaş diyenler. Bunlar. Ne olacak bunlara bakalım cehennemde? Yürselaleyküma şuvazün minnarin Yürselü aleyküma üzerinize merhamet gönderilecek. Şuvazın şuvaz alev. Minnarin çok kızgın ateşten. Aşırı ısı ateşten alev bunları saracak. Her tarafı saracak. Kol gibi alev saracak. ve nuhasün, bir de nuhas Nuhas iki anlama geliyor. Biri zehirli duma, zehirli gazlar. İkincisi de erimiş bakır anlamına geliyor. İki anlama geliyor da bu. Ya ikisi olacak ya bir olacak bunların böylece. Demek ki Allah korusun kafirler, inkarcılar cehenneme girince daha bunlar girdikleri anda ateşten gelen bir alev. Aşırı korkunç bir alev Bunlar tam kuşatacak her taraf alev her taraf. Bir de kara duman şeklinde zehirli gazlar. Ölüm yok orada. Ya bunların üzerine erimiş bakır dökülecek üzerine materyaller. Fela tentesira. Fela Şimdi dünyada bazı kimseler makamına güvenir, yetkisine güvenir. Velan biliyor orada kimse kimseye yardımlaşamayacaksınız. Oğlu yanıyor cehennemde, babası orada. Oğlu yanıyor cehennemde. Alev sarmış, duman sarmış. Bakır kapatan dökülüyor. Feryat, çığlık atıyor. Ama dönüp buna bakamıyor muhtemelen. Ana kızına bakamayacak cehennem böylece. Kimseye yardım yok, yardım yok. Ne gerekiyor? Dünyada o ateşten korunmak dünyada gerek Dünyada böyle şey. Yani günahın hepsinden kaçınmak gerekiyor. Günah diye bir şeyi küçümsememek gerekiyor.